Samsun'da seçim faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ladik ve Kavak ilçesindeki seçim koordinasyon bürolarının açılışının ardından dün son olarak Atakum Seçim Koordinasyon Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi. İnşallah hayalimizdeki şehri oluşturma adına bu birliktelik sahip olduğu müddetçe bundan en büyük faydayı siz değerli Atakumlu hemşehrilerimiz görecektir. Yine önümüzde bir genel seçim var. Genel seçime 9 tane pırlanta gibi adayımızla karşınızdayız. Hazırlanıyoruz. Teşkilatlarımızla, il yönetimi, ilçe yönetimi, mahalle yönetimi, sandık kurullarımızla hazırız ve bu seçimi rekorla bitireceğimize inanıyoruz. Açılış öncesi seçim otobüsü üzerinden halka seslenen Bakan Kılıç, hedefleri yüksek tuttuklarını söyledi. Parti seçim büroları ama tüm vatandaşlarımıza, tüm burada Atakumlularımıza, Samsunlularımıza, Türkiye'nin her yerinde de tüm 78 milyon vatandaşımıza açık ve onları kucaklamak için bekleyen, onların herhangi bir derdi varsa çözmek için bekleyen seçim irtibat büroları. Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun 1. Sıra Milletvekili adayı Çağatay Kılıç, bugün de Samsun Alaçım ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Ve Alaçamlı'nın heyecan ve büyük bir samimiyetle selam ediyor. Selam olsun Alaçam. Öğle saatlerinde Alaçam ilçesine gelen Bakan Kılıç, AK Parti milletvekilleri ve milletvekili adayları çok sayıda partili tarafından karşılandı. Seçim otobüsünün üzerine çıkan Bakan Kılıç ve adaylar vatandaşlara tek tek tanıtıldı. Kurucu Genel Başkanımız, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sen seçime giremezsin dediler. Ama buna rağmen yılmadı. AK Parti'nin Genel Başkanı olarak sizlerden destek istedi. Hatırlayın 2002'de ve sizler o zaman çok büyük bir destekler AK Parti'ye destek oldunuz. Ve oradan başlayan kutlu yürüyüş bugün 2015'te bakın AK Parti kadrolarından 2 Cumhurbaşkanı, 3 tane Başbakan çıktı. Kılıç ardından Samsun'un Bafra ilçesine geçti ve partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Bakan Kılıç, AK Parti milletvekilleri ve milletvekili adayları çok sayıda partili tarafından karşılandı. Milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla ve aday adaylarımızla topyekun olarak sahadayız. İnşallah bu birlikteliğin sonucu 7 Haziran seçimlerinde AK Parti iktidarının devamı olacaktır. Seçim otobüsünün üzerine çıkan adaylar vatandaşlara tek tek tanıtıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kılıç, bu seçim çok değişik bir seçim olacak. Milletle beraber olmayan hiçbir oluşum, hiçbir siyasi parti başarıya ulaşamaz dedi. Bizim bugüne kadar yaptıklarımız, kurucu genel başkanımızın, ilk seçilmiş cumhurbaşkanımızın başkanlığında, başbakanlığı döneminde neler yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bunlara tekrar girmeyeceğim. Ama duble yolların, sahil yollarının nasıl yapıldığını siz birinci elden tecrübe ettiniz. Kamur Bey biraz evvel dile getirdi. Geçen sene başında temelini attığımız tesislerimiz artık açılışa hazır gelmiş durumda. Ne diyoruz? Onlar konuşur, AK Parti yapar. Biz temeli attık, şu anda açılışa hazır.